acı biberler sür dilime dudaklarıma. Yine mi güzeliz? Yine mi çiçeğiz? İnanılmaz. Yine hep birlikteyiz. Hocam acilen sanatımızı icra etmeliyiz. Derhal 15 artı 10'a basıyorum ve kısmetimi arıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet, lobi kısmına da geçtim. Orada da bekliyorum. Nasibimi, kısmetimi arkadaşlar. Herkes nasibini ve kısmetini yaşarmış ya. Biz de ona bakacağız. Ama kovalayacağız. Kovalayacağız. Hocam, kendini nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Kim geldi? Borşuk. Ukrayna. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne oynayalım hocam? Değişik bir şey oynayalım ya. Mesela hocam D4'lü bir oyun oynayalım. D4'lü bir oyun oynayalım. Evet. Evet bakalım. Arkadaşlar Vezir Gambit'i uygulayacağım. Vakti zamanında milli takım hocalarımızdan Mikhail Gurevich bana bir nasihatte bulunmuştu. Ben onun çok fazla çalışmasına katılmıştım. Antrenörlük kariyerimde tiyolar alabilmek için, yaklaşımlar gözlemleyebilmek için ondan sonra. Bir gün bana demişti ki, benim reti oynadığımı biliyor sürekli ve ona karşı da reti oynadığım bir maç var. Aç 3 oynayacağım ben burada arkadaşlar. Ana devam yolu bu şekilde. Dedi ki, reti açılışını değiştir dedi. Yani retiyle belli bir seviyenin üzerine çıkamazsın dedi. Çok zor dedi. Çok zor dedi. Ben de bunu ciddiye aldım ve oturdum. D4 ile başlayan bir repertuar çalıştım. Nasıl çalıştım? D4'e karşı siyahlar D5 oynarsa ne yapacağım belli. Nimzo Hint oynarsa ne yapacağım belli. Şahint oynarsa işte Benoni Benko. Hepsine baktım arkadaşlar. Hepsine baktım, çalıştım. Hatta böyle Gambit'li oyunlara bile çalıştım. Ve bir dönem hakikaten D4 oynadım. Güzel de sonuçlar aldım. Ama kalbim hep Reti'de kaldı. O yüzden tekrar Reti'ye dönüş yaptım. Şimdi o günleri anarcasına D4 oynuyorum. Ben D4'lü repertuarımda rakibim D5 oynarsa Vezir Gambit'ine giriyorum. Pardon. Kesinlikle aranızdan birine alerjim var ya. Vallahi bak, deminden beri çalışıyorum, bilgisayar başındayım. Hiçbir şey olmadı. Tamam mı? Şu kayıt tuşuna basıyorum. Allah Allah. Allah Allah. Hocam ne oldu? Allah Allah. Bakacağız, bilmiyorum. Arkadaşlar Vezir Gambit'ine ben değişim devam yolunu uyguluyorum. Meşhur azınlık hücumunu oynayacağım. Vezir C2 geleceğim. Vezir C2. Sonra fil D3 geleceğim. Atımı E2'den mi çıkacaktım ben ya? Evet, atımı E2'den çıkacağım. Ya oğlum bir dakika, konuş tutmuyor ya adamla bizi. Tam buraya geleceğiz, bir şey yok. Ya azınlık hücum yapacağım ya da Mikhail Botvinnik'in bir fikri var arkadaşlar. F3'lü fikir. Onu uygulayacağım. Filin yeri burası. Tabii rakibin hamlesine bakarak devam edeceğiz. Evet. Olacak şey değil ya. Vallahi aranızdan birinin ahı tutar, birinin gözü değer, ötekisinin alerjisi tutar. Vallahi ailemiz büyüyor ama benim de derdim büyüyor, ben sana söyleyeyim. Vallahi like'lara bakıyorum, orada boynu bükük duruyor like'lar. Arkadaşlar Mikhail Botvinnik atın E2'den çıkıldığı sistemleri bir dönem çok denemiş. Ben de Botvinnik'i kendi tarzıma yakın bulduğum için onun maçlarını incelerdim. O yüzden at E2 oynayacağım ben de burada. At E2 oynayacağım. Arkadaşlar. Tamam. Kale E8 doğru hamle. Fikir ne hocam diye sorarsanız. Burada at F8 fikri var. Ata yer açıyor. Ata yer açıyor.
Sonra G6, at E6, at G7, fil F5'li bir devam yolu var. Kale E8'in bir yararı da arkadaşlar, siyahların at E4 oynama şansı oluyor. Oluyor. Fil E7 aldığımda vezir E7 alıyor ve kaleyle vezirle burayı tutuyor arkadaşlar. O yüzden ben burada acaba F3 mi yapacağım diye bakıyorum. Bir dakika. Çünkü ben burada sıradaki hamlem aslında benim rok. Ama rok yaptığımda at E4 yaparsa ne yapacağımı bir görmem lazım. At E4 yaptığımda fil file saldırıyor. Fille fili yedik. Vezirle yedi. Ben burayı alamıyorum değil mi? Tutuyor. 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 Ben çünkü F3'lü sistemi oynamak istiyorum o yüzden. Ben burada F3 yapmak istiyorum. F3 yapsam atı oynasa. Ama atı nereye oynayacak? Atı oynasam ben bunu alırım. Ben o zaman F3 oynayabilirim. F3 oynayabilirim. Ben F3 oynayayım. İnşallah oynuyoruzdur yani. Oynuyoruz, oynuyoruz hocam. Oyna, oyna, oyna. Oyna, F3 oyna sen. Sen F3 oyna. Tamam. Arkadaşlar, siz de tamam o dediğim varyantı uygulayacak. Mikhail Botvinnik. Ben burada rok yapayım. Rok yapayım arkadaşlar. Filini sonra F2'ye geliyor arkadaşlar. Amaç ne biliyor musun? Adım adım E4 sürüşünü hazırlamak. Oğlum yani bir 15 artı 10 açtık, adam şakur şukur oynuyor. Sonra neden satrancım ilerlemiyor? Ya bunlar teorik hamleler de olabilir belki, bilemiyorum. Bir hatası olmayabilir. Mesela bu hamleye bakayım ben şimdi. Ne yapacak, bunu mu sürecek? Ya sürsün. Sürsün, bu beni yormaz ki. Tam tersine bunu sürerse buradaki geri kalmış piyonu sabitlemek için atı A4'e atarım. İleride de atı C5'e oturturum. Bu beni yormaz. Ben fili F2'ye gireyim arkadaşlar. Filin zaten burada işi yok. Böyle. Hocam sen bu fikirleri bir kitaptan okuyarak mı öğrendin? Hayır. 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 E nereden öğrendin hocam? Maç inceledim, maç. Hocam nerede buldun maçları? Nerede buldum? Evet. Veziri geldi. Veziri geldi. Yani rakip neyi kovalıyor anlamadım ben. Filimin çaprazına geldi. Ya benim işime gelen bir hamle bu esasen. Ve bunu sürdüğü zaman yine ben ata 4 geleceğim. Ata 4 vezire saldırarak geliyor. Hocam veziri buraya geldi. C5 sürmek istemesin. C5 de süremez. B5 boşta. Abi bu ne periz. Bu ne lahana turşusu. Rakibin anlamlandıramadığınız hamlesi sizi tedirgin etmeli. Çünkü ya başıboş oynamak yok satrançta. Öyle mi oynuyor rakibimiz? Bir çayımıza yudum alacağız. Arkadaşlar bir dakika. Şunun derecesi çok yüksek olmuş. 55 derece yapalım. Evet. Şimdi bir dakika. Biz sakin oynayacağız. Şimdi benim azınlık hücum yapma şansım yok artık. Ben merkezden sürerek oynamalıyım. Ama E4 sürdüğümde aldığında F ile almak istiyorum. At G4 geliyor. At G4 gelmesini ben istemiyorum. İstemiyoruz da ne yapacağız yani istemiyoruz diye. Biliyor musunuz? Botvinnik'in baktığım maçlarında sadece E4 fikrini kovalamadığını da gördüm. Atını buradan F5'e gelme fikri de güçlü. Yani E4 sürüşünü birazcık bekletebiliriz. Açıkçası fena değil. Ama rakibin bu anlamsız oyununu cezalandırmak istiyorum ben, biliyor musun? Yani o yüzden yani buralarda A4 falan oynayasım da var. Onu sana söyleyeyim. Ama A4'e B4 cevabını verir. Atımızı oynamak zorunda kalırız. Orada bir ara hamle A5 yapıp vezire saldırırsam, örnek veriyorum, vezir eski yerine gider, A5'e yapışır. At A4 alam, at A4 gelemem ben. A5'i alır. Benim en tembel taşım köşedeki kale. Ona da bakıyorum arkadaşlar. Bakıyorum. Evet. Bakıyorum. Bu arada
Yine Botvinnik'in bazı maçlarında G4 fikri de var. G4 sonra at G3 gelme fikri. Burada o da fena değil aslında, biliyor musun? Ama açacak çaprazı. Tam orada merkez kapanmadı. Ya biz atı mı gelelim oraya diyorsun? Yani çok yumuşak bir hamle. Oradan iş yapar mıyız diyorsun? İş yapar mıyız diyorsun? Hocam, bir tane H3 sürsek, sonra E4 sürsek. Aslında bak, bu da olabilir ama H3 çok fazla piyon hamlesi yapmış oluyoruz. Fazla delik oluyor orada. Ama bir dakika, H3 yaptım diyelim. Amacım E4 sürmek. Aldıktan sonra atın G4'e gelmesini engellemek. Olur mu? Aslında olur, biliyor musun? Gel sen hocam H3 yap. H3 yap. Çok fazla piyon hamlesi oldu. Her piyon hamlesi kare zayıflatır. Bu zayıflayan karelerden başınız ağrıyabilir. Ama süreceğiz. Ne yapalım? Süreceğiz. Evet, süreceğiz. Evet. Vay be, Botvinnik'in maçlarını incelemiştim. Nereden inceledin? Valla çeşitli kaynaklar elimize geçmişti. En kötü arkadaşlar, Google amcaya yazıyorsun. İster açılış adı yaz, ister dünya şampiyonunun adını yaz. İstersen işte Most Famous Games yaz, tamam mı? Tamam, yaz. Analizli maçlar diye yaz. Daha çok İngiliz yazarsan açık kaynak arkadaşlar, kütüphane. Google bir kütüphane gibi kullanacaksın. Ya yani şu an sizin kaynak sıkıntısı çekme lüksünüz yok. Abi adam A5 yaptı, halen B4 yapamıyor. Adam burayı buradan gelmeye çalışıyor. Gelsin, ben E4'üm yapacağım. Artık canıma tak etti. E4 yapacağım. Alırsa da böyle alacağım. Evet, adam şakır şukur oynuyor. Yani özensiz oynuyor. 15 artı 10 açmışız. Hızlı hızlı oynuyor mübarek. Yani sonra ben satranç oynuyorum diye etrafta dolaşın. Bu maçı kazanabilir. Kazanmak kaybetmek mesele değil. Mesele bu olayın, bu sanat eserinin derin sularına dalmaktan keyif almak. Bu da birazcık kendine zaman tanımaktan geçiyor. Kendine biraz zaman... Allah Allah. Halen B4 süremiyor. Hocam A3 mü sürecek? Abi A3 bile beni zorlamaz. A3'ü B3 yaparım ben. Bu adam bana buradan şans verdi. Yürü ya kulum dedi. Yürü hocam sen de. Yürü hocam, yürü. Bindir hocam, bindir. Bak bindir o. Önce bu, sonra bu. Ben de buradan geliyorum. Hadi gel, hadi gel. Hadi gel. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Abi bir daha sür hocam. Madem öyle, böyle oyna. Böyle oyna. Böyle saldır hocam. Yeter ya, bir daha süreceğim. Bir daha süreceğim, yeter ya. Hayret ya. Sanki biz hızlı oynayamayız. Biz burada sanat eseri icra etmeye çalışıyoruz. Adam şakır şukur oynuyor. Şakşuka taktiğini bana karşı uygulamaya çalışıyor. Bir şey de anlattırmadın yani bana burada. Arkadaşlar yazın. Analizli maçlar çıkar. Maç bakın, maç inceleyin. Ama maç incelerken birinin size kılavuz olmasını beklemeyin. Sizi anlamaya çalışın. Satranç takımınızı açın. Öyle internette bakmayla olmaz, ben sana söyleyeyim. Satranç takımını açacaksın. Mümkünse ahşap bir satranç takımı satın alacaksın. Biraz paraya kıyacaksın. Tamam mı? O senin zevkin. Öyle düşün. Ve evladilik yani. Evladilik. O vereceğin şeye kıy biraz. Bir şey olmaz. Hocam adam bloke etti hocam. Bloke etti ama beyaz kaleleri zayıflattı. Dur şimdi. Alacağız, ayarlayacağız, dur. Mesela atımın zıplayışları var. Ama ayarlayacağız. Belki bunu sürmek daha mı iyi? Onu sürersem sonra nasıl rakibi tarumar edebilirim? Bakacağız. Acele etmek yok. Bunu almak bence iyi değil. Konumu rahata erer diye düşünüyorum. Biraz daha bakayım. Biraz daha bakayım. Ben ne yapacağım biliyor musun? Bak. O F6 sürdükten sonra beyaz karelerin boşaldığını gördünüz mü? Beyaz kareler boşaldı. Beyaz kareler piyon tarafından korunamaz hale geldi. Piyon tarafından korunamaz hale gelen karelere literatürde zayıf kare denir. Zayıf kare. Çoğunuz hocam ne zayıf karesi, biz gümbürt diye saldırıyoruz. Yani kelle koltukta gidiyoruz. Bizim böyle bir bakış açımız yok. Olacak işte, olacak. Olacak. Bak adam literatüre yazmış.
piyon koruması sağlanamayan kare zayıf karedir. Ama demiş ki en başta da zayıflık kendisinden yararlanabildiği takdirde gerçek bir zayıflıktır. Yani bizim buralardan yararlanabilmemiz için bu çaprazı açmamız lazım. Şu piyon duvarından benim kurtulmam lazım. Nasıl kurtulacağım diye kendime soruyorum ve atımı buradan buraya oturtursam o beni alacak ya, ben de bununla alacağım. Çapraz açılacak, çaprazdan dalacağım diye öngördüm. O yüzden atımı buraya geliyorlar. Atı buraya geliyorlar. Geliyorlar. O zaten bunu alamaz diye öngördüm. Buradan saldırı oluyor. Bu piyonlar hareketleniyor. Oradan oyun biter. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Bir bilgiyi yoğurdum. Niye böyle geldi biliyor musun? Hani ben B4 sürdüğümde at A4 alıyordum ya. Şimdi vezili A4'ü korudu, B4 yapmak istiyor. Bak çok belli ediyor planını. Rakibin planını bilmek önemli. Şiddetini göreceğiz. Ona göre çeki düzen vereceğiz. Mesela bunu sürdüğü zaman ne oluyor? Ne oluyor? Atı ben buraya geliyorum abi. Hiçbir şey olmuyor. Bana hiçbir zarar vermiyor. Ama veziri buraya oynamasının bir başka nedeni de biraz önce dedim ya ben size, bunu böyle alıp atla alamıyor. Çünkü açılan çaprazdan ben vezire saldırıyordum. Şimdi arkadaşımız bunu almak istiyor. Onu almak mı istiyor? Evet. Onu almak istiyor. O zaman hocam, kalemizi buraya gelelim mi? Çünkü sen biliyorsun, biliyorum. Kötü taşından rahatsızlık duyuyorsun. Duyuyorum vallahi arkadaşlar. Bunu buraya geliyorum. Son Mohikan'ı da oyuna giriyorum. Evet. Çayımdan da keyif yudumu alıyorum. Şu an keyfim yerinde. Alan üstünlüğü bende. Planım var. Taşlarım arasında bir ahenk var. Rakibin taşlarına bakalım. Fil burada ızdırabı yaşıyor. Atlar burada gidecek yerleri yok. Görüyor musunuz? Kaleler. Hani bir tek bu kale biraz konumlanmış. Burada bir, yani objektif olalım. Tarafsız gözle bakalım. Benim taşlarım arasında müthiş bir ahenk var. Neden? Ben bir planın peşinden koşuyorum. Bu yüzden planlı oynamak zaruridir. Bak zaruridir. Plansız tek bir hamle yapmayız diyor. Kim diyor hocam? Onu sonra söyleyeceğim. Bu arada siz benim dediklerime inanıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani aramızda o şey oluştu, o güven oluştu. Arada böyle yoklayacağım ben sizi çünkü ya benim her dediğime inanıyor musun, inanmıyor musun bunu bilmem lazım. Ona göre bir şey deneyeceğim ben. Evet. Yani her duyduğunuza inanmayacaksınız. Hatta her gördüğünüze bile inanmayacaksınız. Ben sana söyleyeyim. Vallahi öyle bir devirdeşiyoruz ki bırak duyduğunu, gördüğüne dahi inanmayacaksın. Hocam biz neye inanacağız? Sen kalbinin sesine inanacaksın. Evet. Aklının mantığına, ondan sonra sağduyuna inanacaksın. Evet. Ruhunun derinliklerine bakacaksın. Ve o zaman inan bana, doğruyu çok kolay bulacaksın. Gerçekten. Hocam kalbimizin sesini mi dinleyelim? Dinle. Dinle bak ne diyor sana. Dinle bak ne diyor sana. Ben Botvinnik maçlarını çok inceledim. Bu fikirleri oradan gördüm. Ve gördüm, o ilhamı da aldım. Ve maçlarımda uyguladım. İlla turnuva maçında uygulama noktasında bırakmadım. Öncesinde ben neredeyse her gün yüz yüze satranç oynardım. Tam atı geldi. Atı geldi. Tamam. Şimdi ben eskisinde atı buraya geleceğim diye konuşmuştum ama atı buraya gelirsem artık bu piyon boşta kalıyor. Orayı biraz hızlı geçmişiz. O zaman ben atı ya buraya geleceğim ya buraya geleceğim. Hangisinin geleceği parlak? Ben hep diyorum ki öğrencilerime, evladım diyorum, atı buraya mı gideceksin? Oraya bakma. Devamına bak. Devamı seni tatmin ediyor mu? Seni ikna ediyor mu? Mesela buradan buraya hocam. Buradan buraya. Akış var. Bu nasıl? Bu da fena değil. Bak ben sana söyleyeyim. Bu da fena değil. Bak bu da fena değil. Karar ver ama hocam hangisi?
Şimdi bu manevra mı? Bu potansiyel mi? Bu potansiyel mi? Biraz bakalım hangisi benim derdime şey yapar, ilaç olur. Ha. Oradan oraya geliriz diyorsun. Ha. Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Ben böyle oynayacağım. Ben böyle oynayacağım. Ben böyle oynayacağım arkadaşlar. Ben böyle oynayacağım. Hadi bakalım. Şimdi rakip burada C5 yapmalı. Ben sana söyleyeyim. C5 yapmazsa zaten başka türlü açılım sağlayamaz. Bu mücadelede kalamaz. Direnç gösteremez. Ben sana söyleyeyim. Direnç gösteremez. Evet arkadaşlar. Evet. Bu şekilde anlatarak oynamanın çok faydasını gören arkadaşlarımız oluyor. Onlar diyor ki hocam devamı gelsin. Ben bu seriyi asla bırakmayacağım arkadaşlar. Benim en keyif aldığım seri zaten bu seri. Çünkü ben size anlatıyor olduğumdan değil, ben burada sanat icra ediyor olmaktan keyif alıyorum. Bak C5 yaptı. C5 yapması lazım. Açılım sağlaması lazım. Buralarda bir takım tehditler oluşturması lazım. Hocam biz ne yapacağız? Şimdi rakibin ilk gördüğüm tehdidi C4 sürüp filmi buradan kovalamak. Adam da amma geldi değil mi arkadaşlar? Amma da geldi yani. Amma da geldi. Hocam siz dediğiniz gibi böyle oynayacak mısınız? Bakacağım arkadaşlar bir dakika. Öyle oynayacağım ben ya acaba? Çok güzel anlattık da hocam devamını niye getiremedik ya? Abi gelecek. Sabır hocam sabır. Satranç öyle öyle her istediğin her gördüğün yapabileceğin bir olay değil. Hiç öyle kolay da değil. Acaba diyorum bunu sürmek mi gerekiyor diye bakıyorum şimdi mesela. Ben bunu sürdüğüm zaman atı kovduğum zaman mesela bunu alabiliyorum. Ama kaleyle gelip basıyor. Kale gelip basıyor. Bunu sürdüğüm zaman da savunma duvarı örmüş oluyor. Oradan içeri giremeyiz ama atı kötü kalır be hocam. Sen bunu sür. Şu atı var ya oyuna giremez. Buradan girmeye çalışırsa da bir tane H4 yaparız. Adamın atı oyun dışı kalıyor hocam. Simple is the best. Biliyorum beyaz kalelerden yararlanmak istiyorsun ama bu oyun olmuyor yani olmuyor. Sen demez miydin bize belli başlı fikirlerinizde kitleniyorsunuz. Artık o fikir yani çalışırlığını kaybediyor. Yine de kitleniyorsunuz. Hocam ben bunu yapacağım o zaman. Yapacağım yap. Yap 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 yap. Yap hocam yap. Şu atı oyun dışı bırakıyoruz. Adam bunu da izin verdi. Niye izin verdi? Böyle gelecek çünkü. Böyle gelecek. Böyle gelecek. Oraya biraz bakayım ben arkadaşlar. Biraz bakayım. Biraz bakayım. Ha, demek öyle gelecek. Anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum. Hiç ellemesek ne oluyor? Bunu sürüyor. Demek onu sürüyor. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Şema çiziyorum arkadaşlar. Şemam şu. Bir kez film sıkışmasın diye. Gerçi film sıkışmıyor. Şemam şu. Vezirimi artık vezirim bu çaprazda anlamını kaybetti. Ben bu piyon duvarından kurtulamam. Bakın oyun akışında bunu yakalamanız lazım. Ben vezirimi alıyorum. Diyorum ki şuraya götürsem diyorum. Ne kadar güzel olur diyorum. Sonra atımı buraya gelirim. Mat isterim. Göstere göstere mat ederim diyorum. Bu onun için çok ama çok kötü olur. O yüzden vezirimi buraya geliyorum. Veziri buraya geliyorlar. Sonra veziri buraya çekiyorlar. Şematik düşüncenin gücü. Atımın da yeri burası olacak. Yeni hedef noktam, yeni planım bu arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Orayı tutmaya çalışsın. Tutarken başka fırsatlar da verecek. Siz illaki şöyle düşünmeyin. Ama hocam biz oradan basarsak tutacak o bir şekilde. Ne bileyim işte filini buraya gelecek. Ya gelsin, tutsun. Bak mesela bunları böyle sürmesi çok güzel alan kazandırdı ama ben onun yerinde olsaydım bunu alırdım. Neden? Burada oyunu kapattı o. Kapattı. Kapattı. Şimdi bir dakikanızı rica ediyorum. Ben bu fili en dibe kadar çekiyorum. En dibe kadar çekiyorum. Çek, çek, çek. Çek hocam, çek. Tamam.
Vezir'i de buraya geleceğiz. Halen güçlü benim o fikrim. Suyumuzdan da içelim. Zaman farkı açıldı ama ben sana söyleyeyim. Ben gerektiği kadar düşünüyorum şu an. Rakip hızlı oynuyor. Hızlı oynamasının da bedelini ödüyor şu an. Hocam, sen anlatırken bu oyun çok kolay oluyor hocam. Gel gör ki bizim oyunlarda biz bu netliği sağlayamıyoruz. Ya arkadaşlar, ben de sizin seviyenizden gelmedim mi? Yani hepimiz oradan geçmedik mi? Aynısı bizde de oluyordu. Ben bir dünya şampiyonunun maçına baktığımda ağzım açık kalıyordu. Diyordum ki bu nasıl bir bütünsellik diyordum ya. Allah Allah diyordum. Adam bir hamle koyuyor. İşte 6 hamle sonrasıyla bağlantılı. 10 hamle sonrasıyla bir ahenk içinde. Nasıl yapıyor ya bunu diyordum. İşte bu şaşkınlık, bu sanatsal derinlik sizi de geliştirecek. Mesela bak, bunu mu almak istiyor? Alsın canım ya, alsın. Ben buradan işi bitiriyorum. Bak geldim. Geliyorlar. 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 Gel buradan abi. Gel 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 gel. Gır 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 gır. Evet. Gel abi, ben dalıyorum orada. Dalıyorum. Tehdidim var benim burada. Vay be, D4'lü günlerimi özledim. Belki de oynarım abi, biliyor musun? Repertuarımı kısmen unuttum. İşte ne bileyim, Ben Koen'i oynardım. Ben Önü'ye ne oynardım? Şahin'te ne oynardım? Tam hatırlamıyorum. Bakmak lazım. O bilgileri taze tutmak için maç yapmak lazım. Hocam bak, adam geldi oradan. Nasıl geldi ya? Nasıl geldi? Bir dakika şimdi, ben mat isteyince ne oluyor? Ya ben mat istesem göstere göstere buradan ne oluyor? Ne oluyor? Mecburen bunu sürecek. Ben geçerken alma yapacağım. Evet hocam. O bunu alacak. Ha. Hocam, senin acelen var mı? Açıkçası o kadar acele etmeme gerek yok. O zaman hocam, sen bir tane bunu al. Ama o da bunu alıyor, değil mi? Bir dakika ya. Şimdi ben atı buraya geldim, mat mı istedim? Çift sürdü. Çift sürdü. Tamam. Geçerken alma yaptım. BA2 aldı. BA2 aldı. Geydi sürdüm. Yok, geydi sürersen bunu, tam bunu aldı. Ya bunu alamaz işte ya. Böyle mat ediyorum ben, tamam. O zaman ben geydi sürünce, bak tamam arkadaşlar, atı buraya geldim, gebe sürdü. Geçerken alma yaptım. Tamam mı? BA2 aldı. Geydi sürdüm. Bunu alamaz. Vezir çıkıp buradan vezirle mat ediyorum. Tamam mı? Ben geydi sürdüm de mat istediğime göre, atı da böyle oynarsa veziri buraya geliyorum. Hem buradan hem buradan mat istiyorum. Oh. Tamam. Önce ben bunu alayım da arkadaşlar. Bir dur, dur. Acele, bir dakika, acele etmeyeceğiz ya. Bir dakika. Allah Allah. Allah Allah. Vezir'le bunu alacak. Mat isteyeceğim. Geçerken alacağım. Yok, geçerken almayacağız. Dur. Yine file geri geleceğiz. File geri geleceğiz. Böyle. Vezir'le piyonu alırsa, filime saldırırsa file geri geleceğim. Acelem yok arkadaşlar. Acelem yok ya. Acelem yok. Hocam 49 saniye kalmış. Bence yeter. Bence yeter. Dur, bunu mu sileyim ya?
10 saniye ekleme var, bence yeter. Sence? Sence yeter mi? Hocam bizce de yeter. 2 defa mat ederim adamı. Ben burada 2 defa adım mat ederim diyorsunuz değil mi? Vallahi şahanesiniz, durun. Adam bir savunma duvarı örerse ama. Nasıl örecek ki? Abi adam bunu gelirse biz ne yapacağız mesela ya? Şöyle bir şey yapacağız ya. H4 yapacağız, file geleceğiz. Bak atı buraya gelmesi en dirençlisi. Buraya geldim, mat istedim. Böyle geldi. Fili böyle geldim. Fili böyle gelmeyeyim ben. Bunu sürerim. Bunu. Ah buldum buldum arkadaşlar. Ataş 7'yi. Ataş 5 geliyorum. Mat istiyorum. Atı kapatması olmaz. Ata saldırırım. At gider. Fili kapattığı zaman da eğidi sürüyorum arkadaşlar. Çok tatlı bitiyor biliyor musun? Kaleyle alırsa kaleyle alıyorum. Ver fili, ver giydi. Fena patlıyor. Fena patlıyor. Değil mi? Patlıyor. Vay be. Vay be. İşte bu beni keyiflendiriyor arkadaşlar. O yüzden ben bu repeat maçları devamını getireceğim hep. Evet. Ya sanatımı icra ediyorum. Biz de sanata doyacağız. Açıkçası sanatla uğraşan adamdan, değil mi? Yani zarar gelmez. O yüzden sanatla uğraşan insanlara ben bayılırım. Yani bayılırım arkadaşlar. Tabii ortaya koyduğu sanattan etkileniyorsam, bazı sanat dalları var, anlayamadığımız için belki etkilenemiyoruz. O yüzden bilemiyorum yani. Beni etkileyenler fazla etkiliyor yani birazcık normalden. Evet. Bunu alırsa da nazikçe buraya geleceğim. Hatta Vezir'i bunu alması ileride bana şu rook lift manevrasını verdiği için fena değil. Fena değil. Şimdi o düşünsün. Ya kara kara düşünsün. Kara kara bak. Filinin haline bak. Atı biliyor muyum? Atı ızdırap içinde. Piyonum buraya kadar girmiş. Benim tabii kötü taşlarım var. Atımın konumu kötü. Filimin potansiyeli doğdu. Çünkü geçerken almalarda burada burası açılıyor. Böyle arkadaşlar böyle. Bu iş böyle. Hızlı hızlı oynanmaz. Hızlı hızlı oynarsan kaçırırsın. Evet. Aheste aheste olacak bu iş. Aheste aheste. Tadına vara vara. Tam ona böyle geleceğiz dedik zaten. Tamam. Böyle geleceğiz dedik. Acelem yok. Ne olacak? Bir tehdidi de oluşmaz burada. Yani filme mi saldıracak? Artık filme saldırırsa atımı oynarım. Kaleyle onun bağlantısını kurarım. Onu yaparız. Yani atımızı buraya geliriz mesela. Mesela şöyle oynarsa atımı ben E3'e gelirim arkadaşlar. Onu da hazırladık. Tamam. Şu an her şey hazır. 10 saniye ekleme de geldi. 56 saniyem var. Çayımızdan da yudum alalım. Tamam işte arkadaşlar. Olayımız budur. Sakin, sakin, sakin. Tranquilo, tranquilo. 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 Evet. Yine de bakmaya devam edelim. Ya gözümüz tatlıda hep bir arayış içerisinde olacak. Kafamızda hamleler, fikirler hazır olsa dahi bakmaya devam edin. Size zihniniz gözünüzle işbirliği kurarak bir takım yeni fırsatlar, yeni hamleler, yeni fikirler sunabilir. O yüzden buna müsaade edeceksiniz. Evet. Düşünsün. Düşün babam, düşün. Evet, bizi Furkan Şavşatlı izliyor. Evet, buradan da Şavşat'a selamlar olsun. Evet, görmek istediğim doğa harikası yerlerden biri. O taraflara gitmek kısmet olmadı. Evet, aslında gidip görmek lazım. O kara gölü görmek lazım. Henüz bozulmamışken, kıymeti biliniyorken görmek lazım. Ülkemizde çok güzel yerler var. Mesela bugün denk geldim. Afyon'da da çok güzel tarihi yerler varmış. Yani bilmiyoruz arkadaşlar, bilmiyoruz. Vallahi bilmiyoruz. Bak mesela
Tokat'ta inanılmaz güzel kanyon var. Samsun'da öyle kanyon varmış. Bilmiyoruz arkadaşlar. Vallahi bilmiyoruz ya. Bilmemiz lazım. Görmemiz lazım. Doğayla iç içe olmamız lazım. Evet. Rakip düşünüyor. Hocam neyi düşünüyor hocam? Ya. Diyor ki rakip. Ben nerede yanlış yaptım? Allah'ım. Dur. Neydi günahım diyor. File saldırdı hocam. Ay uyanık burada saldırdı. Çok uyanık ha. Çok uyanık. Çok uyanık bak. Böyle gelince bunu alacak. Buradan da açmaz yapacak. Çok uyanıksın sen. Çok uyanıksın. O zaman ben de sen böyle oynarım. Seni gidi akıllı. Oğlum sen giderken biz geliyorduk. Abi ne uyanık ha. Buradan saldırıyor ki. Ben atı açarsam bunu alacak. Bunu alınca ben atı açamayacağım. Bak sen. Yer mi Anadolu çocuğu? He? Yer mi Anadolu çocuğu? Sen ne sandın bizi? Ya. Biz toprakta yuvarlanırken yuvarlana yuvarlana çocukluğumuz yaşadık. Çimlerde büyümedik biz. Çimlerde yuvarlanmadık biz. Toprakta yuvarlandık. Toprakta. O ne? Tamam ona şimdi ben böyle oyn... Ay ya. Kurban oldum. Bir rahat bırakmadı ya. O zaman da böyle oynayacağız kardeşim. He? Gel hocam ya gel. Ne ızdırap oldu ya. Gel tamam gel. Bassın hocam bir şey yok. Bassın bir şey yok. Benim bu tehdidim çok ağır. Bassın. Evet. Adam oradan ne örecek ki yani? Oradan ne örecek? Oradan bir şey öremez. Yalnız benim 29 saniyem kalmış ya. Allah Allah. Tutamıyorum zamanı azizim. Tutamıyorum. Hocam nabız. Bakalım. Tamam 80, 90. Tamam oralar iyi. Oralar iyi. Şu atı bir gelemedik ya. Evet. Onda zaman azalıyor. Tamam hadi. Hadi. Evet. Evet. O ne? Aa, oto oynasam veziri gelecek. Abi sen buraya gel. Gel buraya da. Hayır, atı gel atı. Atı gel. Atı gel. Tamam bitti gel. Gel atı gel. Vezir istiyoruz. Kapanıyor defter kapanıyor. Defter kapanıyor. Artık bak burası olmadı gördünüz mü? Neyin koptuğunu göreceksin. O fikir koptu artık. Atı gelip veziri istiyorum. Artık ataş tut geliyorum. Evet. Hadi hocam hadi bindir. Bindir. Şu an gayet iyi. Her yer tutulu. Fili tuttum. Vezire saldırıyorum. Ve artık nihayet Ataş 5 gelebiliyorum. Bakın gördünüz mü? Ataş 5 belki çoğunuz çok önceden gelirdi. Arkadaşlar acelem yok. Keyfine varıyorum. Evet şu an kapı çalıyor. Bir dakika hemen geleceğim. Geldim arkadaşlar bir dakika. Kargo geldi. Kargo geldi. Ne oldu? Al. Geç Hakan. Ay kargo geldi dur. Ay. Arkadaşlar kargo fedası. Ay kargo. Dur. Ne oldu dur. Gel böyle. Gelemiyoruz.
Gel böyle, gel böyle. Gel böyle, tamam gel. Gel böyle. Gel böyle bir dakika. Vezir buraya gelince ver kaleyi, ver matı diyorum, tamam. Hadi bak, bak yine bu fille bitti bak. Beyaz kalelerden bitti bak, çok öğretici. Çok öğretici. Bak çok öğretici, beyaz kalelerden bitiyor bak. Bak demedim ben size. Beyaz kalelerin efendisi oldum. Beyaz kalelerin efendisi. Nasıl açıldı hocam o çapraz? Açılıyor işte arkadaşlar, göremezsiniz. Bazı şeyleri öngöremezsiniz. Tam onu aldı. Vezir'e geliyorum. Vezir'e geliyorum. Olay bitiyor olması lazım. Ver kaleyi, ver Matates Fernandes'i. Yani sonra bunu sürüp vize çıkıyorum. Şu an oyun bitiyor galiba. Şu an oyun bitiyor galiba. Çünkü bunu alınca da mat olacak. Evet. İnşallah. Rakip terk ediyor, işte bu, bu, bu. İşte bu, işte bu. Beyaz kalenin efendisi. İnanılmaz bir bitiriş. İnanılmaz bir bitiriş. Bakın. Fille vezir buradaydı. Fille vezir buradaydı. Son konuma bakın. Fil burada, vezir burada. İşte bunun adı satranç. Bunun adı sanat azizim. Bunun adı sanat. Tamam mı? Siz yeter ki özene bezene oynayın şu oyunu. Oyun derken bile rahatsızlık diyorum. Bu sanat eserini ilmek ilmek işleyeceksin. Nakış gibi işleyeceksin. Her zaman bir planın olacak. Capablanca'nın dediği gibi bir plan biter, diğeri başlar diyor. Plansız tek bir hamle bile yapmayız diyor. Garry Kasparov diyor ki biz hamle değil fikir ararız diyor. Yasin Hoca da kendi çapınca böyle bir sanat icra ediyor arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Like'a basmayanlar lütfen, bak bu sanat eserinin hatırına like'a basıp, abone olmayanlar da abone olarak Satranç Dünyam ailesine katılabilirler. Ay kargo geldi, dur dur, ben biraz kalbim şey oldu, sıkıştı, dur. Bir dakika arkadaşlar, analize geçeceğiz. Dur. Adam gidiyor yani, kargoyu kapıyı açıyor, geri geliyor. Bir dakika. Tamam. Şimdi analize geçeceğiz arkadaşlar. Ama güzel bir oyundu. Burada artık oyun bitti. Bunu istiyorum mat. Sonra vize çıkacağım. Ya da bunu alıp vize çıkacağız. Vay be, vay be. Ama şu tablo hoşuma gitti. Vezirli filin yer değiştirmesi ve oyunun beyaz kareler üzerinden bitmesi. Vay be, vay be. Çok güzel. Hadi analiz edelim. Hadi analiz edelim. Evet. Tükendi. Tükendi. Ne? Tut kendini yüreğim bizi izlemiş. Selamlar olsun. Evet. Evet. Bakın sanat eseri demiş. Bakın Moron. Moron adlı takipçimiz. Çok da moron değil bence. Çünkü sanattan anlıyor. Sanat eseri demiş. Hatta san üstten çizgi at eseri. Sanat eseri demiş. Vay be. Vay be. Mustafa Kayra da bizi izlemiş Adana'dan. Tamam. Şimdi en başa dönelim. En başa dönelim. Evet, buradan da Mikhail Botvinnik'e bu maçı armağan etmiş oluyoruz. Dünya efsane, dünya şampiyonlarından biri. Evet, kabul edilmemiş Vezir Gambit'i ile başladık. Ben değişim devam yoluna girdim. Fil G5, fil E7, buralar teorik. E3 yaptık, C6 teorik. Vezir G2 veya fil D3 önce geliniyor, fark etmez. Yasin Hoca affetmez. Buna fili koruduk çünkü, şey fili kaçtık çünkü ileride buraya gelme fikrimiz var. Atı B'deydi, geldi. Fili buraya geldik. Ondan sonra rok attı. Atımızı E2'den çıktık. Güzel, teorik. Kale E8 teorik. F3 teorik. At F8 var teorik. Rok teorik. B5 hamlesi bile varmış bak. Bu hamle bile varmış. Burada kale C1 ya da kale D1 ya da A3 oynanmış. Ben fil F2 oynadım. Yani fil F2 kötü bir hamle değil. Siz zaten ibreyi görüyor musunuz? Tam ibreyi görüyorsunuz. İbre şurada. İbre orada. Hatta ibreyi bir dakika ben size biraz daha açayım isterseniz. Şöyle. Şöyle bir tık daha açmış olalım. Tamam. İbreyi iyice görün diye. Ondan sonra. Durum fena değil. Vezir B6 geldi. Şüpheli hamle. Yani Stockfish bile anlamadı bu hamleyi. Kardeşim dedi. Ya bu hamleyi neden gelirsin? Bu hamle neden gelirsin? Sonuçta bunu süremiyorsun ki sen. Niye geldin yani bu hamleyi diyor. Neyse. Ben burada H3 yaptım. Aa bak A4. Hatırlıyor musunuz? Yapasım geldi demiştim. Hocam makine gibi hissiyatın var ha senin. Ne diyorsun? Lütfen. Lütfen yani mütevazı
tarafımı şey yapmayın, bozmayalım. Ama ben A4'de B4 var diye. Evet, B4 var işte. Tam A5'e de böyle gelir diye dedik ya. Abi ona bunu alır ama. Ha, onu ver diyor mesela. Bak çok enteresan da yani. Yani enteresan. Ver diyor. Zaten bu da boştaymış. Gerçi o boşta değil. Böyle gelir. Böyle basacaksın diyor. Abi ya bunlar zor oyunlar. Zor. Ben niye böyle bir şeye gireyim? Yani ben burada fikrim var benim abi. Adam oyunu okuyamıyor zaten. Ben niye böyle oynayayım ki? Adam vezir B6 ile oyunu okuyamıyorken ben onun hatasını cezalandırmak için niye piyonu falan feda edeyim? Boş ver. Baksana A5 tam A5 doğruymuş. Benim de E4'üm doğruymuş. Onun A4'ü şüpheli hamleymiş. Niye? B4 yapamıyor. A4 boşta. Ya biraz fazla zaman. Ben de E5'i patlattım burada. Atı gidince yürü oğlum dedim oradan. Fil B'de geldi. Bari filin buraya çıksaydın doğru diyor. Yürü o F5 buradan. F6 yaptı. Bak E6'yı orada daya diyor. Niye böyle geldin ki diyor. E6'dan sonra atı gelmem lazımmış arkadaşlar. Ama işte ben neyin hayalini kurmuştum? Dedim ya ben size. F6 hamlesinden sonra buraları zayıflıyor. Beyaz kareler zayıflıyor. Benim de fil ve vezirim hazır o çaprazda. O çaprazı kullanmak isterim. O yüzden bu piyondan kurtulmak istiyorum. O yüzden atı buradan bırakmak istiyorum dedim ama öyle olmadı. Hakikaten de en son Stockfish'in dediği şeye geldik. Ya bunu sürerek şu atı kötüleştirmeye noktasına geldik. Bu çaprazın kapanmasından, açılmasından vazgeçtik. O yüzden diyor bunu böyle yapma diyor. O da B4 yapması lazımmış. Fark etmez. Bir dakika B4'de ben bunu alıyorum ama. Böyle gel diyor. Canım Allah Allah bak. He. Tamam canım bir şey yok bir şey yok. Böyle piyon ver ona diyor. Ya Stockfish'im biz insanız insan. Yani kim kime burada bedava piyon veriyor? Allah aşkına. Vezir A5 geldi bak. Vezir A5 geldi. Piyonu korudu. B4 yapmak istiyor. Ben ne yaptım? Ha bir de bunu istiyor. Bir de bunu istiyor. Ben de böyle geldim. Son tembel taşımı da oynadım. D4 sürdü. Atımı D1'e geldim. C5 sürdü. E6'yı artık sürdüm. Çaprazın açılmayacağını aldım. At B6'ya. Vezir E2 geldim. C4'e. Fili buraya çektik. Fili feda edebilirdin diyor. Ya ben dediğim gibi acele etmeme gerek yok. Karşında insan var arkadaşlar. Soru işaretiymiş bu hamle. Veziri daldık buraya. B3 yaptı. He, ben burada çok düşündüm. A3'ü aldım. Niye böyle yapmadın diyor. Böyle yaparsa bunu yapacak evet. Alınca bunu alacak. Tam onu sürünce de tam bunu gelecek. Buna da bunu alacak. Ay mat varmış buradan ya. Bir dakika ben ne düşünmüştüm ya burada? Ne düşünmüştüm ben burada? Böyle alacağım. O bunu alacak. Ben bunu süreceğim. O bunu gelecek. He, ben bunu gelince bunu alınca arkadaşlar ben buradan matı görmedim ya biliyor musunuz? Matı görmedim. Buna ne var? Buna ne var? Bunu alıp buradan matı çekmişiz. Bunu da görmedim arkadaşlar. Açık konuşayım görmedim. Ama görmem gereken şeyler yani ben sana söyleyeyim. Bunlar görmem gereken kalemler yani ben sana söyleyeyim. Yani oraya FM Fidemaster'ı koymuşsun. Bunları göreceksin bir zahmet. Kusura bakma. Kusura bakma. Evet. Kusura bakma yani. Onu görmen lazım ama ben yine burada acele etmiyorum diyorum. Bunu alıyorum. O da bunu aldı. Aldık. Acele etmeyeceğiz dedik ama dikkat edersiniz bir türlü bunu gelemedim. Adam bunu aldı. File saldırdı. Halen böyle gelmem lazımmış. Ben fili buraya çektim. Oyun bana artı 4 kazanç. Buraya çektim filimi. Tamam mı? Kale A2 ile bastı. At E3 ile korumamı istiyor ki burası kapansın. Vezir ile bunu alabilsin. Onu yemedim ben. Kale E2 geldim. Vezir C1 ile bastı. Şimdi at E3 geldim. Artık buranın kapanması sorun değil. Vezir orayı alamaz diye. Vezire saldırdım. Vezir buraya geldi. Artık at H5'i koydum. G5'e geçerken alma yaptım. Bunu aramızda bilmeyenler olabilir. Bilmemek. Normal arkadaşlar. G5. Bakın iki kare çıkarken piyonun çaprazından geçtiği için böyle bir alma hakkı var. Buna geçerken almak deniyor. Fili buraya geldi ama artık çok geçti. Ben böyle geldim. O bunu aldı.
Ben de buraya geldim. Çeşitli yerlerden mat istedim. Zaten 6 hamlede mat varmış. Oyun bitti. Bu oyunun güzel tarafı şuydu. Bakın geri geliyorum. Bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar. F6 hamlesi ile zayıflayan kareleri size işaretledim. Ve oyunun bittiği nokta gidelim. Oyunun bittiği noktalarda beyaz karelerin efendisi olduğumu görüyorsunuz arkadaşlar. İşte budur arkadaşlar. Strateji budur arkadaşlar. Ya budur. Vallahi hoşuma gitti. Doğruluk oranlarına bakalım. Doğruluk oranlarına baktığımızda ben %87 ile oynamışım. Rakip %81 ile oynamış. Güzel bir sanat eseri oldu. Adım adım yolumuza devam ediyoruz. Sizlerin de beğeni yorumlarını acilen bekliyorum. Bu benim için önemli arkadaşlar. Hem motivasyonum için önemli hem de desteğinizi görmek için önemli. Videoyu da hype'lamayı unutmayın arkadaşlar. Evet, hocayı ayıplamak yok. Hype'lamak var. İşte bu. İşte bu. Garip hocanızı üzmeyin arkadaşlar. Evet, tekrar görüşeceğiz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum arkadaşlar. Keyfiniz bol olsun. Selametle. En chevelure, en traînant un picador. Ah, bravo taureau, il est le poule. Le taureau va, il vient, il frappe encore. En secouant ses banderilles, plein de fureur, il coule, cirque et plein de sang. En ses sauts, en fraîchit le crie. C'est un temps maintenant. Allô, en garde. Allô, allô. Toréador, en garde. Toréador. Et songe bien, oui, songe combattant. Une loire te regarde. L'amour t'attend, toréador.